Herkese yeniden merhaba. Kolat yeni bölümüyle tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen sefer videoda görmüştüm. Ay'da bir surat gördüğünüzden bahsetmiştiniz. Şu an Ay'a bakıyorum. Ve hakikaten de bir surat var gibi. Bakın. Ne oluyor ya? Turunculuk vardı. Gördünüz mü siz de? Bir dakika. Aman Allah'ım ne olur. Şimdi hızlı seyahat yapacağız tabii ki şuradan kampı kullanarak. Fakat biraz Ay'ı göstermek istiyorum ben. Yalnız bakın sanırım rüzgarın sesi o. Peki. Şimdi bakın Ay'da hakikaten bir surat var. Değil mi? Yukarı doğru bakın sol tarafta bir iki tane göz ve bir ağız var. Aşağı doğru kaymış. Sanırım bunu biraz surata benzettiniz ama pek de surata benzemiyor gibi. Neyse. Şimdi ateşimizin başına gelelim. Hemen haritadan şunu göstermek istiyorum. Bakın 4 adet noktamız kaldı ve ben bunları kayıttan önce baktım nelerle bulacağımıza. 7.52. 7.52 şurası. Bakın 7 kuzey 52 doğu. Gitmemiz gereken yerlerden bir tanesi bu. Diğerine bakıyoruz hemen. 14'e 83. 14'e 83 de şurası. 14'e 83. Bakın bir tanesi sol taraftaydı. Diğeri tekrar sağ tarafta. Kalan iki yer 43 ve hatta evet 43 ve 45'te. Bir tanesi burada. Yanılmıyorsam eğer. Bakayım yanılıyormuşum kusura bakmayın. 43'e 95. Neresi 43'e 95? Bakın bir tanesi burası 43'e 95 ve diğeri de şurası. Şurası bir yersi bakalım be. Hemen hızlıca. 45'e 84. Ve diğeri de burası. Bakın. Çok yakın. Burası burada bir yer ve kuzeyde iki adet noktamız var gitmemiz gereken. O yüzden şimdilik mesela şunu merak ediyorum. Buraya ulaşmak için sanırım şuradan bir yerden alt geçidi kullanıyor olabiliriz. Emin değilim. O yüzden ilk amacımız buraya gitmek ve dolayısıyla hızlı seyahat edip tekrar olduğum olası geri gidiyorum. Ve şuradaki patikaları kullanarak gençler buraya ulaşıyoruz. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Haritamızı kapatıyoruz hemen. Çadırımıza girer gibi yapıyoruz ama girmiyoruz çünkü hızlı seyahat edeceğiz. Ve ben başladığımız yerdeki kampı seçiyorum. Harika. Cidden bu olay. Aa ne kadar. Birisi mi yürüyor? Bir dakika bu ses nedir? Kamptan falan mı geliyor acaba? Burada birisi mi gelmiş bir zaman? Sanki bunların olmadığı yoktu diye hatırlıyorum. Neyse. Şimdi. Oh gayet güzel. Bakın o kırmızı noktanın aslında oyunun ilk başında ne olduğunu çok merak ediyordum. Fakat şu an mesela oranın ne olduğunu biliyorum. O yüzden çok da fazla merak etmiyorum. Yapmamız gereken şey tekrar şu ortadaki yere gidelim. Çünkü burada bir olay olmuştu zamanında. Biz zaten çok fazla ortaya bakmamıştık. Bu arada ortaya baktığım zaman ölüyormuşum. Onu söyleyeyim. Biz hani ben daha doğrusu şuraya kayaların arkasında altından sonra saklanmıştım. Eğer o turuncu şey düştüğünde ortaya doğru bakıyor olsaydım eğer arkadaşlar ölürmüşüm. O yüzden hani istemeden de olsa oyunun ilk başında ölmedik. Gerçi çok fazla öldüm bu oyunda farkındayım. Fakat dediğim gibi bilemiyordum. Hani yapacak bir şey yok bu konuda. Şimdi çok fazla koşmayalım çünkü karakterimiz çok hızlı yoruluyor. Geçen sefer şuradan girmiştik biz. Şimdi bu tarafa doğru gidiyorum. Sanırım burası doğu. Emin değilim. Pusulamızı çıkartalım. Hiçbir şey anlamıyorum pusuladan. Bakın C var pusulada. Pusula zoom yapamıyormuşuz bu arada. C var ve de değişik bir işaret var. Emin değilim. Nereyi işaret ediyor bu? Kuzey mi acaba? Bakın C acaba? Ya bu ses neydi? Ya C herhalde kuzey. Emin değilim. Burası nereye gidiyor? Bakın dağların arasında bir patika. Bilmiyorum haritada gözüken şu yer acaba bize dağları mı işaret ediyor? Bakın buraya girdik acaba burada bir yerde miyiz? Keşke orada bir yerde olsak. Neyse. Biraz da birazcık ilerleyelim. Etrafa da dikkatli bakmak istiyorum. Çünkü olur da hani not falan notu falan daha doğrusu kaçırırsam çok üzüleceğim. Çünkü sadece notlar ile yer tayini yapabiliyoruz. Ve sadece notları okuduğunuz zaman oyun aslında bir nevi checkpoint kurtuluyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkamızdan kimse gelmiyor. Kapalı. Abi ne güzel yere geldik. Ne olur burası bir yere... Evet gidiyor. Abi çok sessiz. Ve muhtemelen fenerimizi açmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Hazırlanın. Bilmiyorum neler. Aa sarkıtlar ve dikitler. Bunları... Havadakiler tabii ki dikit... havadakiler sanırım sarkıt oluyor tabii ki. Sarkmaktan geliyor. Yerdekiler de dikildiği için... Dikilmekten geliyor. O yüzden onların adı da dikit. Yalnız çok sinir bozucu yerler. Ciddiyim. Bu arkasında not bulabilir miyiz? Hadi ya lütfen. Aa bakın kalas. Değil. Evet kalas. Odun parçası. Fenerimi yakmam gerekiyor. Aa hayır.
ses nedir? Bakın gençler, hayır. Burası tek yön. Evet, burası tek yön bir mağara. Bakın, kesinlikle yukarı çıkamıyorum. Okey, güzel. De şikayet etmiyorum ama yukarıya çıkabilseydik fena olmazdı sanki ya. Neyse. Çok da sinir bozucu bir mağaraymış gençler. Maalesef ki buradan anladığım kadarıyla gidemiyoruz çünkü karakterimizde herhangi bir şekilde zıplama opsiyonu olmadığı için engelleri muhtemelen aşamıyoruz. Orası geri dönüş yolu olabilir. Hani ilk başta oyunda oraya gitmeyi seçenler için. O zaman biz daha yolumuza devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla sanırım sol tarafı doğru gitmemiz gerekecek. Çünkü sağ taraf oyuna başladığım köşeydi benim, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Güzel, gayet güzel. 4 adet bölüm kaldı. Yani gitmemiz gereken, daha doğrusu 4 adet yer kaldı, bilmiyorum. Aa bakın, aydaki surat bulutlardan... Yok, ayda hala surat var. Ciddiyim, çok ilginç. Hakikaten yok ya, surat değil. Aydaki lekeler onlar. Evet. Cidden öyle. Çok zekiyim. Şimdi burası bir yere burası bir yere gitmiyor fakat burası, ciddiyim, harika bir saklanılacak köşe. Bakayım çıkabiliyor muyuz? Hayır. Zorlamayalım çok fazla. Ama cidden burası hakikaten saklanmak için biçilmiş bir kaftan gibi duruyor. Ha bakın, yaratıklar genelde böyle dar patikalarda oluyor. Sizin hani gidecek başka bir yer yolunuz olmadığı takdirde önünüzde bir yere böyle belir veriyorlar. Gerçi bazen belirmiyor, hani hızlı koştuğunuz takdirde bazen de beliriyor. Bilmiyorum bu belirme tam olarak neye göre. O yüzden çok fazla yolda gitmemenizde fayda var. Dediğim gibi kendilerinden kaçamıyorsunuz da çünkü sizi yakalayana kadar takip ediyorlar. O yüzden böyle düşük profil çizmeniz gençler çok faydalı. Her zaman için. Şimdi ben bir yer mi kaçırdım yoksa çok yanlış mı geldik? Burada aşağı atladığım takdirde muhtemelen ölürüm. O yüzden çok fazla risk etmeyelim. Patikadan şöyle doğruca koşalım. Ya çok gerildim bu oyunda ya. Ciddiyim, çok gerildim. Ne olur şurada not olsun ya. Şurada lütfen not olsun. Ağaca saplanmış. Hayır, yok. Eyvah. Buraya daha önceden geldim gibi hatırlıyorum ben. Yanlış mıyım? Yok, gelmiş olamam ama hayır. Ama çok benziyor ya. Eyvah. Eyvah. Hey. Koşuyorum. Yapacak bir şey yok. Koş kızım, koş. Koş oğlum. Hayır. Hayır, buralar yabancı yerler değil. Buralar tanıdık. Çok tanıdık hem de. Öyle böyle değil buralar. Havanın bozmasından anladım buraların tanıdık yerler olduğunu. Ama nereye doğru koşuyorum onu bilmiyorum. Bu patika bir yere gidiyorsa çok mutlu olacağım, ciddiyim. Çünkü çok gergin yerler, çok gerildim. Biraz oturacağım şöyle. Takip edilmiyorum değil mi? Hem dinlenelim. Hatta birazcık düşük profil çizerek koşalım. Bilmiyorum gerçi siz koştuğunuz takdirde etrafınızdaki şeyler hani daha dikkatli mi oluyor sizin yerinize, daha kolay mı belirliyorlar, çözemedim ama emin olun arkadaşlar, koşmak istemiyorum şu saatten sonra. Eyvah. Eyvah. Orada bir şey mi var? Hayır, yok. Bakın ekranda bir şey görüyorum ben. Bunu tek ben mi görüyorum? Hayır, su. Hayır, şelale. Aman Allah'ım, bir dakika, içine girebiliyor muyuz bunun? Abi su akan bir mağara var. Bir dakika. Bakın burası da bir yere gidiyor. Suyun içine girebiliyor muyuz? Evet. Evet, not var. Oley. İşte bu be. Rusçasını gösterelim hemen hızlıca. Ne yazdığını tabii ki de anlamadık. Dediğine göre dikkat. Bir psikopat kaçtı diyor. Tehlikeli bir suçlu Moskova akıl hastanesinden kaçmış ve bu adamın tamamıyla deli ve böyle hayaller gördüğüyle ilgili bilgi alınmış. Yani bu adam tamamen deliymiş. Moskova akıl hastanesinden kaçmış kendisi ve sanrılar gören bir kişiymiş. Şimdi bunun bizim ile ne alakası var bilmiyorum. Burası yalnız çok hoş küçük bir yer. Bakın. Ve dışarıda su akıyor. Peki. Yavaşça ilerleyelim o zaman. Gelen giden olmadığından emin oluyoruz ve koşmaya devam. Şimdi tahminimce arkadaşlar ve bir harita güncel... Bir dakika. Ha, harita mı kontrol etmedim ben değil mi? Ooo, çok farklı yazılar. Evet, ilerli. Ooo, kırmızı göz. Abi çok tehlikeli bir yer. Şimdi haritamızı açalım. Neredeyiz? Vay.
Abi çok ilginç bir yerdi içinde. Sanırım ilerleyip sağa veya sola gitmem lazım. Sola gittiğim takdirde iki tane var. Sağa gittiğim takdirde yine iki tane var. Ne yapalım? Sanırım önce sola gitmek çok daha mantıklı olacaktır. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben sola gitmek istiyorum. Çünkü hani yukarıdakileri halledelim. Sonra tekrar aşağı doğru inmek belki daha kolay olacaktır. Emin değilim. Dört kişi. Son dört kişi. Ya bu işaretler ne? Bakın koordinat da değil. Ve resmen uzaylıların sanki anlaşma diline benziyor. Hani bu arada dünyada mesela tarlalarda bazı işaretler açılıyor ya, böyle ezilmiş işte mısırlar falan filan. Onların aslında böyle uzaylıların yer bulma şekli diye bahsediliyor. Bunların da öyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bakın hani bu dünyaya ait olamazlar. Çünkü şuradaki mesela bir Pokemon'a benziyor aslında. Çok ilginç. Neyse. Neyse sanırım hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz bu işaretlerin ne anlama geldiğini. Evet. Sağ tarafa gittiğim takdirde aşağıdaki iki taneyi bulacağım. Gençler yukarı gidiyorum. Yukarı gidiyorum. Umarım bizim için en hayırlısı olur. Çünkü oyun anladığım kadarıyla bu şelalenin iç kısmında bulduğumuz notta bir checkpoint aldı. Eğer orası orada checkpoint aldıysa gayet güzel. Ama almadıysa İyonlar. Nedir o? İşte o kadar çok zaman harcadım diyor boşluksa. I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain. Bir bilinç hissettim diyor bu turuncu bulutların ardında diyor. Bu olaylar beni rahat bir şekilde ilerlememe engel oldu diyor, ama kendimle savaştım diyor ve gözlerimi açmada bile bir güç bulamadım diyor. Gözlerimi de açamadım diyor. Gözlerimi açacak daha iyi gücü bulamadım diyor. Ama en sonunda durumumu bir baktım, durumumu bir gözden geçirdim diyor ve en sonunda fark ettim ki gözlerim yok diyor. Abi nasıl olur ya? Anlamadım ki. Kazık. Peki kazık. Şimdi bizim karakterimiz konuşmadı belli ki, çünkü gözlerimiz falan filan yoktu diyor. Ve hatta daha doğrusu bu karakter eğer oysa 2 ve katılamayan 10. dağcı ise kendisinin gözleri yok değil, kendisinin aslında bir ayak bileği kırılıyor. O yüzden zaten geziye katılamıyor. Aa bakın mağara bulduk. Aa ne kadar güzel. Sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilemedim gerçi. Aa bakın orası da bir yere gidiyor. Tamam çöz. Aman Allah'ım. Kamp buldum. Abi önce kampı gitmem lazım. Checkpoint olması. Abi iyi ki kamp buldum var ya. Of 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 nasıl sevindim bilemezsiniz. Ay seni ne kadar çok seviyorum. İşte bu. İşte bu. Harika, 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 harika. Tek kelimeyle harika. Şimdi neredeyiz gençler? Buradayız. Ve bakın. Neydi? 14'e 83. Sanırım burası. Evet, 14'e 83. Muhtemelen tünelin içinde bir yer bulacağız kendimize ve umarım onu bu bölümde bulurum. Ciddiyim, çok çok mutluyum. Eğer her bölümde bir tanesini bulursam muhtemelen 4 video sonra bu oyun bitecektir. Hani çok da uzun tutmak istemiyorum çünkü cidden arkadaşlar ben de çok geriliyorum bu oyunu yorumlarken. Neden bilmiyorum ama çoğu zaman konuşacak çok fazla şey bile bulamıyorum. Orada bir turunculuk var. Ben siz de görüyor musunuz? Siz de görüyorsunuz değil mi? O bir kamp değil, ben size söyleyeyim. Aman Allah'ım. Aa ölmedim. Aa. Vallahi düşmedik. Acaba düşmeli miydim? Aa, çok merak ediyorum. Acaba orada bir turunculuk var ya, görüyorum. O turunculuğa doğru gitmeli miyiz? Ne yapalım, gidelim mi? Abi. Peki, ilerliyorum. Yapacak bir şey yok. Eyvah! 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 Ölmedik ya. Bir dakika. Ne oluyor? Kırmızı bir ışık var. Saklan. Hayır, pusula da sen değil. Saklan. Eyvah. Dakika. Esrafı dinleyelim. Yalnız var ya, umarım burada. Abi çok ilginç yerler ya. Resmen. Gelen giden yok diye. Abi ne biçim yere geldik. Bakın vallahi tahtaya girmiş. Burada demek ki birisi vardı. Hatta kamp ateşi gibi bir şey yakılmış burada. Abi mağarada kim olabilir ki? Hemen Rusçasını gösterelim. Ve İngilizceye geçiyoruz. Experts from Logbook.
Evet, bu logbook'taki girişler Doktor Ivan Wansky tarafından yazılmış. Dediğine göre. Evet, ufak bir kesme yaptım notu ben tek başıma okuyabilmek için. Şimdi şöyle, Doktor Ivan Wansky'nin dediğine göre bizim ne yapmak istediklerimizi biliyorlar mıydı diyor. Biz tanrıları oynuyorduk diyor. Telekinesis, telepati ve grup hipnoz yöntemleriyle onlar da akılsal ve fiziksel olarak bozulmalara neden olduk diyor ve onları zamandan sanırım ayırdık gibi bir şey söylüyor kendisi. Hani bu deney öğeleri bile, küçücük bir radyasyonu bile kaldıramıyorlarmış halbuki ve bazıları bir şekilde sanki içlerine bir ruh girmiş gibi davranıyorlardı diyor ve bizimle farklı dillerde konuşuyorlardı diyor ve kesinlikle bu dil kesinlikle anlayamadığımız bir dilmiş ve hepsi sonradan ölmüş birbiri ardına, bazıları taşa dönmüş ve bazıları küle dönmüş diyor. Bir tanesini sanırım böyle uzuvlarından tamamen ayrıldığını ve yerin altında donduğunu hatırlıyorum diyor. Çok zaman geçti fakat bu hala beni avlıyor diyor. Hala benim peşimde, hala beni rahatsız ediyor diyor ama bunu çok net hatırlıyorum diyor. Her gece bunun önümde olduğunu görüyorum diyor. Kimse hayatta kaldı mı diyor. Bana daha sonra söylediler ki kimse hayatta kalmamış ama sanırım bir deney objesi, yani bir deneydeki deneye maruz kalan kişi sağ kalmış olabilir. Acaba bizim ne yaptığımız hakkında bir fikrin var mı Anton diyor. Şimdi bu karakter herhalde doktor anladığım kadarıyla ve bu akıl hastalığı üzerine deney yapan doktor. Fakat bazılarının taşa ve küle döndüğünü söylüyor. Hani küle ve taşa dönen hasta bilmiyorum. Acaba turuncuları mı kastediyor? O konuda gerçekten çok büyük sıkıntı var. Şimdi burası yine ikiye ayrılıyor. Orada birisi var. Gördünüz değil mi gençler? Hepiniz gördünüz değil mi? Ne yapıyoruz? Oradan tabii ki gitmiyoruz. Çünkü orada birisi var. Abi lütfen kapalı deme burası. Rica... Ya yapmayın ya hocam. Arkada birisi var. Gördüm. Ha gördüm ve bakın. Dediğim gibi tek patika var ve oraya yaratığı koymuşlar. Abi ne yapmam lazım? Yanından mı geçeyim? Ne yapayım? Bakın. Bak orada. Abi orada bakın. Öldürecek. Kabadayı gibi yürüyor. Buraya doğru yürüyor. Ne yapayım? Ne yap? Geliyor musunuz birader? Geliyor mu? Evet geliyor. Okey. Okey geliyor. O zaman şöyle yapacağız. Ben buraya saklanacağım. Bakayım biraz daha kontrol edelim geliyor mu? Şöyle zoom yapalım birazcık yola doğru. Sanırım gelmiyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Peki. Bakayım ben ilerleyeceğim. Karşıma çıkacak ve beni öldürecek. Şunu merak ediyorum. Öyle bir durumda oyun nereden başlayacak? Eğer kamptan falan başlarsa çok sıkıntı. Gençler bağırabilirim kusura bakmayın. Aa volta atıyor, volta okey. Evet kendisi volta atıyor peki. Bakın görüş alanına girmiyorum. Ama agresifleşecek mi? Ondan da %100 emin değilim. Agresifleşebilir. Abi nasıl geliyor? Eyvah. Kayboldu. Kayboldu. Gördünüz değil mi? Bakın yanlış bir dönüş yaptım. Bu tarafa dönecektim halbuki yanlış tarafa döndüm. Peki. Sıkıntı yok. Eğer yerine gelmediyse ben bunu koşarak geçebilirim. Ciddiyim yapabilirim. Ulan ne istiyorsun oğlum? Gitsene. Arkadaşlar ne yapmam lazım? Hay anlamadım ki. Öldürecek beni. Öldürmesi mi lazım? Bu oyunda her yaratığa bir kere ölüyorum ya. Ciddiyim sıkıldım artık yeter. Hocam beni rahat bırak. Aa yanından geçtim. Oba çok iyiymiş. Bazı yaratıkların demek ki problemi var ya. Bakın yanından geçtim ve beni görmedi. Diye düşünüyor. Buraya girebiliyor muyuz? Evet girebiliyoruz. Fenerimi yak. Ayak fenerini. Aman oğlum. Allah canınızı almasın gençler ne olur. Abi nereye girdim ben? Aç feneri aç. Arkamdan gelme buraya gelemez. Hayır kesinlikle buraya gelemez. Bakın birisi sanki ses çıkartıyor. Bu biz miyiz? Vallahi koordinat bulduk. Haritamızı açmamız lazım. Harita neredeyiz? Buradayız. Ya bakın kız sesi geliyor. Ya Allah'ım çok korkuyorum ya. Bakın gençler.
Karakterimiz erkek değil. Karakterimiz kız. Ya sayfa çevirme sesleri geliyor sürekli. Jurnale bir şeyler mi ekleniyor? Hayır. Ya bu ses kime ait? Kafayı sıyıracağım ya. Bana kafayı sıyırttın. Ağlama tatlış, ağlama ne olur. Bakın orada ya, orada. Orada bak, orada. Orada, orada. Aa, beni görmedin değil mi? Adamsınız be. Ne tarafa gideceksin? Yandık. Aman Allah'ım! Ne tarafa çıkıyorum bilmiyorum. Abi çok güzel yer ama. Hakikaten arkadaşlar çok güzel yer değil mi? Ciddiyim. Yaratıkları peşimizde olan kişileri saymazsak hakikaten hoş bir yer. Ciddiyim. Hani böyle Marda benim de ilgimi çeker açıkçası ama. Hayır ya, çıkıyor olamayız. Bizim bir şey bulmamız lazım bu haritada. Ve sanırım bu... Hayır. Hayır. Hayır, burası burası hayır, burası geldiğimiz yer. Hayır, hayır, hayır. Burası da geldiğimiz yer, hatırlıyorum. Ne yapmam lazım? Abi kafam çok karışık. Bakın şurada bir kamp var ve o kamp muhtemelen bizim buraya girmeden önce bulduğumuz kamptı. Fakat geriye gitsem geri taraf da bir yere gitmiyor. Ne yapmamız lazım çözemedim ki. Burası nereye gidiyor? Buraya inelim mi? Hadi inelim. Haydi inelim. İndim. Ölüme mi susadım bilmiyorum ama arkadaşlar aşağı indim. Bakın. Turuncu yerde bir tane. Bu sefer yukarı çıkalım. Bakın az önceki yerdeyiz. Evet, gayet güzel. Yalnız bakın not bulamadım ya. Nasıl yapacağız? Acaba vardı, kaçırdım mı? Eğer öyleyse çok üzüleceğim. Hayır ya, yine aynı yere geldik. Bizim burada bir şey yapmamız gerekiyor. Fakat ney? Bir şey kaçırıyor olmalıyım. Evet, şurada bir not var. Gördüm, gördüm, şimdi gördüm. Tatlım ya. Seni mi öldürdüler? Sen deniz şey mi, denizci diyorum yani, denizcisi. Oh. He's coming in through my eyes. The eyes are windows to the soul. He has no soul. Where is Anton? Evet, çok tarihi belirli olmayan bir not var burada ve notta dediğine göre işte güneş doğmaya başlıyor ve kendime sanki oradaymış gibi görüyorum diyor. Ormanın ortasındayım diyor. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum diyor ve kendi kanımla ağaca yazı yazıyorum diyor. Kendi adımı yazıyorum diyor. Anton yazıyorum diyor ama hayır diyor. Benim değil diyor. Onun adını yazıyorum diyor. Güneş doğmaya başlıyor. Turuncu bir işte sis var. Turuncu sis her yerde diyor. Cesetleri görüyorum diyor, ormandan çıkan çığlıklar duyuyorum diyor, çok kötü bir çığlık diyor. Bu benim sesim mi diyor, sanırım benim sesim diyor. Anton nerede diyor, nereden geldi diyor, nasıl içeri girdi diyor. Güneş doğmaya başlıyor, benim içime girdi diyor, kafamda diyor. Böyle gözlerimden geliyor diyor ve gözler ruhun aynasıdır diyor fakat onun ruhu yok ki diyor. İşte Anton nerede diyor, dibi olmayan çukura bakıyorum diyor, işte geçide düşüyorum diyor. Ölüler, çürümüş eller beni yakalıyor diyor yolda. İşte onların kulağıma fısıldadığını duyuyorum diyor. Şimdi sen bizimsin. Bizi hiçbir zaman bizden ayrılmayacaksın. Onu çağırıyorum. Anton'u çağırıyorum diyor. Anton nerede diyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey görmüyorum. Gözlerim kanda böyle örtülü diyor ama kaçmalıyım diyor. Çok uzaklara gitmeliyim. Koşmaya başlamalıyım diyor. Ve güneş doğuyor diyor. Şimdi arkadaşlar bundan ne anladın? Arkamdan bir şey geçti. Arkamdan bir şey geçti. Gördüm, gördüm. Hey. Bayan. Güzelmiş. Peki. Şimdi haritayı açalım. Öldüm değil mi? Öldüm değil mi? Öldüm değil mi? Bir şey geliyor değil mi arkamdan? Öldüm. Harika. Ölmedik gençler. Ölmedik. Yaşıyoruz. O zaman şuraya saklanacağım ben. Haritamı açacağım. Evet. Bulunması gereken son noktayı da bulmuş olduk. Böylece o zaman sanırım artık dışarı çıkabilirim. Ama dışarı nereden çıkıyoruz? Acaba şuradaki patikayı mı kullanalım? Yoksa şuradan mı çıkalım? Benim dışarı çıkmam lazım.
İyi. Vallahi çok sevindim. Bu bölüm güzel geçti. Ciddiyim. Bu bölüm çok sakin geçti sizce de. Öyle değil mi? Evet, dışarıyı. Vallahi dışarıya ulaştığımız acayip sevinçliyim. Demek ki öncelikle notu bulmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ben notu bulmadan buraya falan çıktım. Kafamız o yüzden karıştı. Neyse. Şikayet etmiyorum bulabildiğim için. Kamplara ulaştığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Ciddiyim. Gitmemiz gereken 3 adet nokta daha kaldı. Teşekkür ederim olduğunuz için. Bir sonraki bölümde oyun kaydetti değil mi kendini? Şöyle bir daha E yapalım. M'yi indirelim. Evet, oyun sanırım kaydedildi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.